Herkese merhabalar. Bugün konumuz sanal okuma ve normal okuma. Sanal okuma nedir? Normal okuma nedir? Avantajları, dezavantajları ve farklarından bahsedeceğiz. Sanal okuma dediğimiz yöntem aslında bir okuma yöntemi değildir. Veri tabanından çekilen yani database'den çekilen bir dosya türüdür. Bu dosya türünü nasıl çekeriz? Şu şekilde olur. Cihazın aracınıza veya müşterinizin aracına bağlanırken size verdiği birkaç tane numara var. Bunlar arasında hardware numarası olabilir, software numarası olabilir. Bu numaraları karşılaştırarak veri tabanına bilgi gönderiyorum. Örnek veriyorum. Cihazımız ne olsun? Kes olsun. Kes 3'ün veri tabanında olan dosya bu kes üçün veri tabanı olduğunu farz edelim. Cihazınızı bağladığınız zaman aracın beyniyle sadece software numarasını almak için yani yazılım numarasını veya yazılım versiyon numarasını almak için bağlanır. Sanal okuma da sadece bunun için bağlanır. Başka bir şey için bağlanmaz. Yani cihazın hali hazırda içinde olan dosyasını değil de database'inden çekeceği versiyon numarasını alır. Buraya kadar okuyayım mı? Tamam database'ine sorar. Database ne der ki? Sen de bu dosya var mı? Database de eğer bu dosya varsa sorgusunu yaptıktan sonra dosya size teslim eder. Ortalama 2, 3, 4, 5 saniye içerisinde gerçekleşir. Yani anlayacağınız sanal okuma dediğimiz olay veri tabanından çekilen bir dosya. Sanal okumada çok karşılaştığımız bir olay var. Dosya teslim ettiğimiz, dosya temin ettiğimiz arkadaşların ortak sorusu var. Dosyayı okudum ama 5 saniye içerisinde okudu. Aslında dosya okumuyor orada. Aslında dosyayı sunucusundan indiriyor. Evet sanal okumanın avantajları nelerdir? Sanal okuma yaptığınız zaman size veri tabanındaki orijinal dosyayı verir. Daha önceden araca herhangi bir işlem yapıldıysa diyelim ki aracın sahibi size getirdi aracı. Dedi ki arkadaşım araca bir şey yapıldı ama ne yapıldığını bilmiyorum. Ben bu aracı orijinale çevirmek istiyorum. O zaman yapmanız gereken bir işlem var. Tabi bunun riskleri de var. Bunları dezavantajlarında size anlatacağım. İlk avantajı şu. Orijinal dosyanızı çekersiniz. Tabi bu her beyinde olmaz. Bazı beyinlerde mesela VAK grubunun DCM 6.2'sinden bahsedelim. Bu sadece sanal okunabilir. OBD üzerinden sadece sanal okunabilir. Orijinal dosya. Arkadaş geldi dedi ki ya ben aracımı orijinal çevirmek istiyorum. Daha önceden ne yapıldığını bilmiyorum. Üstünden işlem yapmak istiyorum dedi. Sizin herhangi bir orijinal dosyaya sahip olmanıza gerek yok. Çünkü zaten aracınız virtual okuyor. Yani virtual bunlar bu arada sanal okuma dediğimde VR Reading veya Virtual Reading olarak görebilirsiniz bunu. Devam edelim. Orijinal dosyayı çekip tekrardan araca yazmanız yeterli olacaktır. Hızlı erişim. Hızlı erişim dediğimiz olay sahneler içerisinde teslim edilen dosya. Zaten database'den çekilen herhangi bir okuma işleminin bulunmadığı bir işlem. Geri dönüşüm kolaylığı daha önceden yapmış olduğunuz bir işlemi yani daha önceden sanal okuyarak yaptığınız bir işlemden bahsedelim. Yaptığınız işlem sonrasında müşteri aracını satabilir. Sattıktan sonraki araç sahibi ben aracımı orijinal bilmek istiyorum dediğinde hiçbir şekilde hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Dosyanın eski halinde de elinizde olmasına gerek yok ki buna biz kesinlikle karşıyız. Her zaman okuduğunuz dosyayı database'inizde kendi database'inizde tutmanızı tavsiye ediyoruz. Karı kufayla çalışırsanız onlara güvende tutabilirsiniz. Buraya da ufak bir reklam girelim. Cara que faz. Geri dönüşüm kolaylığı. Yani sanal olarak okuduğunuz dosyayı database'inizde, kendi database'inizde aramanıza da gerek yok. Zaten sanal okudunuz. Tekrardan sanal okuyup araca yazabilirsiniz. Geri dönüşüm kolaylığı da bu şekilde bu maddeyi de geçiyoruz. OBD dediğimiz olay zaten biliyorsunuz. Onboard diagnostik dediğimiz olay. Yani 16 pinli şu andaki günümüzde en çok kullanılan binek araçlar için konuşuyorum. 16 pinli olan bir sokettir. Bence bu konuya geldiysek OBD'den herkesin haberi vardır. OBD'yi bir daha anlatmamızın bir anlamı yok ya. Bir daha geri geri gitmeyelim. OBD'den okunması. Tamam mıyız? dezavantajları. Burası çok önemli. Bu videoyu buraya kadar sardıysanız bir problem yok. Ama buradan sonrasını kesinlikle sarmayın. Kesinlikle dikkatli bir şekilde izleyin. Burası çok önemli mevcut duruma erişememe. Yani araç dükkana geldi. Firmanıza girdi. Müşteri girdi. Dedi ki aracımda daha önceden Edbul'u iptali vardı. Siz de Stage 1 uygulaması yaptınız. Aracın Edbul'usu tekrardan aktif oldu. Yani sizin ne yapmanız gerekiyor? Tekrardan Edbul'usunu deaktif etmeniz gerekiyor. Yani hem Stage 1 uygulaması hem de Edbul'u deaktif etme uygulaması yapmanız gerekiyor. Burada sanal okumanın dezavantajlarından birisi budur. Bu iyi olan, bu müşterinin bilinçli olarak yani daha önceden yaptırılmış işlemi bilerek gelmiş olduğu iyi hikaye. Bir de kötü hikaye düşünelim. Müşteri de bilmiyor, siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ee, direkt OBD'ye bağladınız, okudunuz, dosya temin ettiniz. firmaya deriniz ki ben buna işte atıyorum Stage 1 uygulaması istiyorum veya ben AdBlue iptali istiyorum. Araçta daha önceden Tunic uygulaması varsa AdBlue uygulaması yaptığınız zaman o gidecek veya VGR DPF AdBlue isteriniz Stage 1 uygulaması varsa gidecek. Yani aracın mevcut içindeki yazılımı kaybolacak. Bu çok önemli. Bir tık atalım, iki tane yanına çarpı koyalım. Bunu kesinlikle unutmayın. Database sorunları Bazen şöyle bir şey oluyor. 2022-2023'te bunlarla karşılaşıyoruz. Yani yakın tarihlerde karşılaşıyoruz. Cihazınız ototüner de olabilir. Kes daha kalmadı. Kes 3'ten bahsedelim. Veya flex de olabilir. Database'inde bazen bulamadığınız oluyor. Yani database'inde tarıyor. Şu anda bu beyne veya bu ekuya software number'ı veya işte yazılım numarası, yazılım versiyonu elimizde mevcut değil. Bu konuda destek vermiyoruz diyebilir. Bu da muhtemel bir şeydir. Geri dönüşüm zorluğu. Evet bu da çok çok önemli. Aslında bakın burada geri dönüşüm kolaylığı varken geri dönüşüm zorlu geri dönüşüm kolaylığı şu. Daha önceden sanal okuduğunuz bir dosya ise tekrardan sanal yazarsınız. Geri dönüşüm kolaylığı herhangi bir problem yok. Ama daha önceden AdBlue iptali varsa. Bakın burası çok önemli. Siz de bu araca AdBlue artı stage bir uygulaması yaptınız. Müşteri geldi. Aracını sattı. Ondan sonraki sahibi diyelim. Ondan sonraki sahibi de dedi ki ya ben aracımda yazılımı istemiyorum. Olabilir. Herkes yazılım yaptıracak diye bir şey yok. Yazılım doğru yapıldığı sürece herhangi bir zararı olan bir işlem değildir. Tabi yazılım dediğimiz olayın birçok çeşidi vardı. Bu aracı sonradan satın alan arkadaş için gelsin. Sonradan satın alan arkadaş geldi dedi ki ben yazılımdan korkuyorum arkadaşım. Ben yaptırmak istemem. Ben orijinalciyim dedi. Böyle dediği noktada araçta daha önceden eğer edbule iptali varsa siz bu aracı orijinale çevirmek için tekrardan edbule iptali yapmak sorudasınız. Yani orijinale çevireceğiniz işlemde bile tekrardan edbule iptali yapmanız gerekmekte. Anladım burayı. Bunu en azından sen de pekiştirmiş oldun. Sınırlama, sınırlamalar dediğimiz olay da şu. İndirmiş olduğunuz dosyanın belirli kısımları elinizde olmuyor. Böyle bir sınırlaması oluyor. Aynı beyinde normal okuma yaparak tamamen alacağınız dosyayı sanal okumayla tamamen alamayabilirsiniz. Normal okumaya gelirsek normal okuma o anki içerisindeki mevcut dosyayı okumaya deniyor. Sanal okuma gibi çok uzun uzun anlatılacak bir konu değil. Normal okuma aracın beyninin içerisindeki flaşı, ePROM'u artık neyse neyi okumak istiyorsanız o mevcut dosyaya erişerek okuması yani gerçek bir okuma demek oluyor. Evet ilk maddeye gelecek olursak mevcut duruma erişim Zaten bundan şu anda bahset. OBD bench veya boot olarak okuyabilme. Yani bunda sadece OBD'ye sınırlı değilsin. Bunu her türlü okuyabilirsin. Yani bütün okuma yöntemleriyle okuyabilirsin normal okumayı. Geri dönüşüm kolaylığı dediğimiz maddede şu oluyor. Araçta yazarken bir problem yaşayabilirsiniz. Veya yazdıktan sonra bir problem yaşayabilirsiniz. Hiç problem etmenize gerek yok. Tekrardan okuduğunuz dosyayı araca yazdığınız zaman aracın mevcut durumuna dönme şansı olduğu için geri dönüşüm kolaylığı imkanı size sunuyor. Evet. En önemli, en önemli konuya gelirsek tam erişim. Yani aracın o anki dosyası ile alakalı, mevcut durumuyla alakalı bütün dosyalarına sahip olabilirsiniz. EPROM'una, flash'ına, MPC'sine olabilecek bütün dosyalara sahip olabilirsiniz. Tam erişim inanılmaz derecede önemli. Biz daha çok çalıştığımız firmalara, atölyelerimize veya bayilerimize normal okumayı tavsiye ediyoruz. Bize sorarsanız bizim tavsiyemiz normal okumadır. Ama bir şeyiniz yok. Sanal okumayı cihaza bağlarsınız. Bir kere sanal okursunuz. Zaten aracı test ederken bile normalde o OBD takıyorsunuz. Yani herhangi bir diagnostik cihazına bağladığınızda nasıl OBD takıyorsunuz? İçinizde kalmasın. Onu sanal okumasında yapın. Normal okumasında yapın. Sanal okumasını yapmanız 5 saniyenizi alacak. 5 saniyelik bir işlem. Sanal okumasında yapabilirsiniz. Size zararı yok. Aman okurken kesildi. Bakın mesela burada Bundan bahsedeceğim birazdan. Ee, sanal okumada şöyle bir avantaj var. Aracı okurken herhangi bir elektrik kesintisi veya herhangi bir bağlantı kopmasıyla herhangi bir şey yaşamazsınız. Çünkü o anda beynin içerisinden bir data çekmiyorsunuz. Database'den çekiyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir problem yaşamazsınız. Sanal okuyabilirsiniz ama yapacağınız işlemleri sanal dosya üzerinde değil. Normal okuma imkanınız varsa normal okuma üzerinden yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet dezavantajlarına gelecek olursak. Normal okumanın dezavantajı yavaş okuyor. Yani buradaki gibi yavaştan ben kastım kimi beyin bir dakikada okur, kimi beyin 10 dakikada okur. Ama bir dakikada da okusa e, sanal okuma kadar hızlı okumaz. Yani sanal okuma zaten 2 saniyede veriyor. 2 saniyede herhangi bir beyin okumaz. Yavaş erişim dediğimiz olay da bu. Güvenilirlik dediğimiz olay şu. Biraz önce bahsettim ona. Buradaki sanal okumanın avantajı, buradaki dezavantaj. Okuma yaparken herhangi bir bağlantı kopması yaşayabilirsiniz. Bu durumlarda bunları zaten sizin kesinlikle ama kesinlikle dikkatli olarak çalışmanız gereken bir konu. Şu an yaptığınız işlem. Ama diyelim ki bu olmaması gereken bir şey. Diyelim ki aracı okurken %50desiniz, bağlantı koptu. Sıkıntı yaşarsınız. Yani %90 ihtimalle sıkıntı yaşarsınız. Okuma yazma yaparken bağlantı koptu zaman sıkıntı yaşarsınız. Bu da dezavantajlara yazdık ama aslında bu zaten yapmamanız gereken bir olay. Bağlantıyı koparmamanız gerekiyor veya okuma sırasında veya yazma sırasında gerekli özeni göstermeniz gerekmekte. Orijinal dosya ihtiyacı. Tamam bu da son olarak sanal okumada yapabildiğiniz şey. Normal okuma da yapamıyorsunuz. Nedir normal okuma? Normal okuma diyelim daha önceden bir işlem yapılmış. Örnek veriyorum bir çiptünik işlemi sizin firmanızdan başka bir firmada yapılmış. Müşteri diyor ki ben orijinale dönsün bir hafta orijinal kullanayım. Bir hafta sonra size geleceğim. Sizde bir çiptünik işlemi yaptırmak istiyorum dedi. O sırada dosya temin ettiğiniz arkadaşa dosyayı yollamanıza gerek yok. Orijinal dosya istemenize gerek yok. Sanal okunuyorsa. Neden? E zaten çekip tekrardan yazsanız herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Dolayısıyla orijinal dosyaya ihtiyacınız olduğu zaman sanal okuma avantaja haline geliyor. Normal okuma ise dezavantaj haline geliyor. Bir dosya temin eden firma olarak söylüyoruz buna. Bizce sizin daha çok normal okumayı tercih etmeniz gerekmekte. Onun dışında herhangi bir problem yok. Sanal okuma ve normal okumayı umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz tekrar beğenmeyi. Kendinize iyi bakın. Diyelim mi? Nasıl diyelim? Kendinize iyi bakın. Ama bir insan zaten kendisine iyi bakması lazım. Benim de bakacak. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Bir sonraki videodan haberdar olmak için... Abone olmayı unutmayın. Kapanışı yapmamız lazım.